Merhaba, ben Profesör Doktor Sırrı Akbaba. Travma denince sözün bittiği yer diye insanların aklına gelir. Ancak konum gereği de ilkokul çocuklarına iyi bir yardım verebilmenin yolu onlarla konuşmaktan geçer. Tabii bazı çocuklar içe dönük oldukları için onlar konuşmayı fazla tercih etmezler. Bu nedenle onlara da resim çizdirme, yazı yazmalarını sağlama ve bu yolla konuşmaya geçiş yapma sağlanabilir. Konuşma yapacak olan kişinin özellikleri de çok önemlidir tabii ki. Ne kadar şefkatli, sıcakkanlı, halden anlayan bir kişi ise o kadar çocuklar sorunlarını dile getirebilirler, açılabilirler. Açıldıkları zaman ne oluyor? Her şey açığa çıkıyor. Gevşeme sağlanıyor, deşarj oluyorlar, gerilimleri azalıyor, korkuları azalıyor, acı veren anılarından uzaklaşabiliyorlar, biriktirerek büyütmüyorlar, duygularını normal bir şekilde dile getirmeye başlıyorlar ki bu da travmalarının azalmasına, kalıcı olmasına engel olmuş oluyor, azalmasına sebep oluyor. Ve çocuklara güzel bir ses tonuyla, yüz ifadesiyle, şefkatle yaklaşıldığı zaman onların başının okşanması, kucaklanması, elinin tutulması, bu gibi fiziksel aktiviteler de çocuklarda ilk şifa anlamına gelebilecek unsurlardır. Günlük rutinlere geçip oyun oynamalarını sağlamalar da bunlara eklenebilir. Böylece depremde alt üst olmuş olan kafaları çocukların düzelmeye başlar. Ölenlere rahmet diliyorum, şifalar diliyorum, kazadan çıkmış olanlara herkese başsağlığı diliyorum.